efendim. Şimdi de üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde model olarak çalışan gençlerin sıkıntılarını taşıyacağız ekrana. İddialarına göre öğrencilerin resim yapmaları için nü yani çıplak poz vermeye zorlanıyorlar. Sözleşmelerinde olmamasına rağmen okul yönetimlerinden baskı gördüklerini anlatan modeller çözüm için destek bekliyor. Üniversite dekanlığı tarafından çıplak durmaya zorlanmaktayım. Üniversitede canlı model olarak çalışmaktayım. Mevzuatta olmamasına rağmen çıplak durduruluyoruz. Sözleşmemizde yok dediler ama yine de sanat için soyunmaya zorlandılar. İşimi kaybetme endişesiyle mecburen dekanlığın baskısına boyun eğmek zorunda kalıyorum. Maruz kaldıkları uygulamaya tepkisini dile getirenler, üniversitelerin bazılarının güzel sanatlar fakültelerinde çalışan modeller. İddialarına göre nü resimler için çıplak poz vermeye zorlanıyorlar. Güzel sanatlar fakültesinde sözleşmeli canlı model olarak uzun yıllardır görev yapmaktayım. Üniversite dekanlığı tarafından çıplak durmaya zorlanmaktayım. Dayatma uygulanıyor, görev zorunluluğunuz bunlar deniliyor. Öğrencilerin anatomi amaçlı nü çizim yapmalarını anlıyorum ama bunun dayatılmasını anlamıyorum. Hem işten atılma korkusu hem de toplum içinde rencide olmaktan çekindikleri için yüzlerini kapatarak anlattılar dertlerini. Hatta bazıları sesini bile değiştirdi işinden olma korkusuyla. Çıplak durmaya zorlanmaktayım. Sağlıksız koşullarda sabahtan akşama kadar hareketsiz durduğum için sağlık problemleri yaşıyorum. Bir elektrik sobasıyla soyunmaya, çıplak durmaya zorlanıyoruz. Çıplak durmaya zorlanan bizler iş ve geçim kaygısıyla dekanlığın baskısına boyun eğmek zorunda kalıyoruz. İddialarına göre soyunmaya karşı çıktıklarında da haklarında tutanak tutuluyor modellerin. İşten atılma tehlikesiyle burun buruna geliyorlar. Peki sözleşmede olmadığı halde soyunmaya nasıl zorlanıyorlar? Soruların yanıtı için şimdi gözler hem YÖK'te hem de rektörlerde. Üzerimizdeki baskı ve işsiz kalma korkusu yüzünden dile dahi getiremiyoruz.